öğretim seviyesinde ancak Hindistan'da mı anlıyor diye sen niye biz İngilizce öğrenemiyoruz? Ya bu konuda bir ton teori var. Mesela, bir işte sürü o, hani... teori var. Ama ben hani şunu görüyorum ki İngilizce de yabancı dil her dil olduğu gibi aslında. Hocam da ne dedi? Yani dil aslında kendi ifade etme, kendimizi ifade yöntemi, etme yöntemi ya. Hani dil maruz kalınarak öğrenilen bir şey. Biz mış gibi yapıyoruz aslında. İşte bu laboratuvarlar kuruluyor okullarda. Yabancı mış gibi paketlenen yani pasaportu nereli olduğuyla şeyinden dil bilip bilmediğinle değil de portuyla ilgilenilen öğretmenler ve bunlarla oluşturulan sanal ortamlar e yine yani hani benim çocuğum İngilizce öğrensin diye büyük büyük paralarla okullara gönderiliyor çocuklar ama ondan sonra evde hiçbir şekilde bununla ilgili bir şey yapılmıyor. Yaşamına girmiyor. En büyük İngilizce aslında çocuklar nereden öğreniyor? Hani çok yakın ailem saydığım insanlardan Oyunlar bir tanesi yani. en çok Efendim? Sosyal sosyal mı? medyadan, oyunlardan mı, internetten öğreniyor çocuklar? Yani aslında yaşayarak öğreniyorlar. Peki, evet, ben işte, evet. Yaşayarak yaşayarak oynayacağım. Oynayacağım. Tabii, tabii, evet. öğreniyorum. Evet. öğreniyorlar. Tabii tabii. şunu dille öğrendim. ilgili. Tabii tabii, yine dille ilgili. Kapalı çarşıda yedi dil konuşuyorlar. İhtiyaç. i̇htiyaç. Ee, Hocam. okul okullarda ihtiyaç olamıyor ama. Çünkü, Çünkü okullarda not kaygısı var. Sonuçta bunu sen not karşılığında öğrenmeye çalışıyorsun. Hocam, e, genel bir gözüm öğretmenler, sakın üzülmesinler. Bildiğim İngilizce şöyle öğretildi hep bize. Üç türlü dı vardı. Dı bu, tır bak, dilime bak, de, dı, tırı, dı. Hiçbir İngiliz çocuğa, annesi dilime bak, dı bu demedi. Konuştu o da öğrendi. Hocam bu suni işte mış gibi dediğinizde suni oluyor dile bakarak. Kimse bize Türkçe'de sıfat ö, özne yüklem demedi. Konuştular öğrendik. Evet. evet. O, evet. Maruz Şimdi, e, maruz kalmıyor. Bir defa. Biz dil öğretmiyoruz, dille ilgili bilgiler öğretiyoruz. Başka, evet. Yani birincisi dil tabii, bilgisi öğretiyoruz. Dil bilgisiyle öğretemezsiniz. Doğru. Bir. Doğru. En önemli sebebi. İkinci Peki, önemli sebebi. Dil bilgisini de iyi öğretiyor olsak yani. Evet. O da i̇kinci önemli sebebi öğrenci motivasyonu. Bir araştırmadan bahsettim. Kanadalı Robin diye bir araştırmacı en iyi dili kim öğreniyor diye bakıyor. Ee, kısacık anlatayım. En iyi dili şunlar öğreniyor. O dilin kültürünü ve edebiyatını merak edenler. Yani iç motivasyonlu insanlar. Evet iş bulmak için, not için, dış motivasyona dil öğrenilmez. Şimdi bize bakalım. Biz yani barışçıl bir eğitim veriyoruz ve bizim insanlarımız dış kültürü merak mı ediyor? Edebiyatı merak mı ediyor? Dokuz kişi bir kitap okuyor. Bu yok. Bu olmayınca çocukta öğrenme motivasyonu yok zaten. Öğrenme motivasyonu zaten yok. Üzerine maruz bırakmak, maruz bırakma yok. Dil bilgisi hakkında bilgi var. Yani öğrensek zaten mucize olurdu. Bu